Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sadece evde bulunan malzemelerle nefis bir borcam tatlısı yapıyorum. Hem çok bereketli, hem de çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu güzel tatlıyı deneyin. O zaman hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle derin bir kaba 3 tane yumurta kırdım. Üzerine 1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker ekliyorum. E şekerler eriyene kadar güzel bir şekilde yaklaşık bir 3-5 dakika çırptım. Eğer mikseriniz varsa mikserde kullanarak çok kısa sürede şekerlerin erimesini sağlayabilirsiniz. E daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ayçiçek veya zeytinyağı hiç fark etmez. İkisi de olur. Biraz daha karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı süt ekliyorum sütümle de birazcık çırptıktan sonra artık unumu ekleme aşamasına geldim. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullanıyorum. Ununuzu eleyerek kullanırsanız topaklanmamış olur. Hem çok daha güzel bir şekilde dağılır. E ben kullanmadım. Ama siz kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi birer paket kabartma tozu ve vanilin ekliyorum arkadaşlar. çırpmaya devam ediyorum e son olarak da kakao ekleyeceğim Eğer kakaonuz yoksa Tabii ki sade olarak da yapabilirsiniz ama ben kakaolu keki daha çok seviyorum O yüzden kakao kullanıyorum toplamda 3 yemek kaşığı kakao kullandım e kakaomu harca yedirene kadar tekrardan çırpmaya devam ediyorum E, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor arkadaşlar. Şimdi borcama dökeceğim. Borcamı önceden yağlamıştım. E, ben kare e, birazcık ufak bir borcam kullandım. O yüzden kekin biraz kalın oldu. E, siz daha büyük ve dikdörtgen borcamda yaparsanız kekiniz daha ince olacaktır. Keki fırına göndermişken hemen kremasını yapıyorum. Bir tane tencereyi, bir tane yumurta kırdım. Üzerine bir su bardağından iki parmak eksik şeker, 3 yemek kaşığı un ekliyorum şimdi. Üç yemek kaşığı da nişasta. Ben e, buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Son olarak sütümü ekliyorum. 4 su bardağı süt kullandım. Bu arada yumurta kullanmayabilirsiniz. Fakat bence yumurta kremaya çok yakışıyor. Ve ekstra bir sarımtırak bir renk veriyor. Bence çok güzel oluyor. Mutlaka yumurtayla yaparsanız daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar biraz birbirine geçene kadar karıştırdıktan sonra ocağa koydum. Ocakta devamlı karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Birazcık bu şekilde koyu bir krema oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu birazcık ılıması için kenara alıyorum. Kekimi ıslatmak için bir sos yapıyorum şimdi. İsterseniz sadece sütle ıslatabilirsiniz. Fakat ben birazcık aroma vermesi için kahve ekliyorum. buçuk su bardağı sütün içine 1,5 yemek kaşığı granül kahve ekledim. 2 yemek kaşığı da şeker. Sütümü birazcık ısıttım bu arada. Yani sıcak sütüm şu anda. Şimdi güzelce hepsi birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Dediğim gibi sadece sütle de ıslatabilirsiniz. Ama ben birazcık aromalı bir kek sevdiğim için ekstradan kahve ekledim kekimi fırından çıkarttıktan sonra birazcık ılımaya bırakmıştım şimdi sosumu üzerine döküyorum bir buçuk su bardağı sütün hepsini ekleyin arkadaşlar çok güzel bir şekilde içine çekiyor şimdi sulu olduğuna bakmayın 1-2 dakika içinde kekim bütün sosu içine almış olacak şimdi kremayı arkadaşlar daha pürüzsüz olması için mikserden geçiriyorum İsterseniz bu aşamada içine toz krem şant da ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Ama ben eklemedim çünkü yoktu. Kremayı kekimin üzerine döktüm. E spatula yardımıyla her yerine eşit olacak şekilde yayıyorum. İsterseniz bu aşamada kremanın üzerine muz da dizebilirsiniz. Ya da sadece kakao eleyerek de servisini yapabilirsiniz fakat ben üzerine bir çikolata sosu yapmak istiyorum bu çikolata sosunu evde tabii ki kendiniz hazırlayabilirsiniz fakat ben uğraşmak istemediğim için hazır çikolata sosu kullandım ben paketin yarısını kullandım siz tamamını kullanabilirsiniz yarım paket çikolata sosunun üzerine bir su bardağı süt ekleyerek ocağa alıp pişiriyorum çikolata sosu kullanmak istemiyorsanız yine ganajla da hazırlayabilirsiniz malum krema fiyatları pahalandığı için evde de çikolata sosu vardı. O yüzden bununla hazırladım. Yoksa ben de normalde ganaj yapıyorum ve ganaj gerçekten muhteşem oluyor bu pasta. Ganaj arkadaşlar krema ile çikolatanın karışımı. Artık ekonomik davranmaya çalışıyoruz. Çünkü her şey pahalı olduğu için gerçekten ne yapacağımızı bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Şimdi çikolatayı yani çikolata sosu son olarak kremanın üzerine döktüm. Yine spatula yardımıyla şöyle bir her yerini düzeltiyorum. Arkadaşlar tatlıyı en az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Eğer bir gün dinlendirirseniz çok daha lezzetli oluyor ve tadı oturuyor. Ben üzerini rendelemiş olduğum çikolata ile süsleyeceğim. Siz isterseniz sade bırakın, isterseniz e, ceviz, fındık, fıstık her şeyle süsleyebilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış. Gerçekten ekonomik pasta arkadaşlar. Yani dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Dışarıda gerçekten pastalar çok pahalanmışlar. Evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Yani özel günlerde de hazırlayabilirsiniz ya da böyle bir misafir geldiği zaman da gerçekten çok bereketli bir tatlı oluyor. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi pastayı e, dilimliyorum. Yine birazcık yamuk kestim. Zaten hiçbir zaman beceremiyorum şu tatlıyı tam olarak kesmeyi. Simetri hastaları şu anda çıldırıyor olabilirler. <laughs> Şimdi arkadaşlar tadına bakacağım ve şöyle bir dilim almak istiyorum dediğim gibi e, ufak bir borcamda yaptığım için benimkinin keki birazcık kalın oldu ama siz e, kare borcamda hazırlarsanız çok daha güzel olacaktır eminim yani böyle kek kek değil de böyle daha az böyle daha ince bir kekle pasta kıvamında bir tatlı olacak arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum ve emoji kalp bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.